Değerli kitap tutkunları, bibliyofiller, kitap kurtları, hepinize selamlar. Bugün Dune serisini nasıl okumak gerekir, bunun üzerine konuşacağız. İlk olarak hangi yayın evinden okuyalım abi, kimin çevirisi? Şimdi çeviri çok apayrı bir konu. Ya o konuda bir değerlendirme yapmaktan ziyade şunu diyeyim. Mesela Sarmal Yayınları baskısını buldunuz diyelim, onu okuyun. Gerçi artık ortalarda pek yoktur. Yani nostaljik koleksiyonluk değeri olabilir. Kabalcı baskılarını buldunuz diyelim, ondan devam edin. Ki zaten bunların yeni baskıları da yok. En son Itaki çıkardı. Oradan başladınız diyelim, Itaki baskılarından. Itaki'den devam edin. Itaki en son Hanedanlar serisini bastı. Cihat serisini de basacaklar diye biliyorum. Ben ilk Sarmal'ın baskılarından sonra genişletilmiş evreni de Kabalcı'nın serilerinden okumuştum. Çeviride bazı farklılıklar var. Mesela Sarmal'ın baskılarında Prophet yani peygamberi kahin olarak çevirmişler. Gerçi bununla ilgili tartışmalara denk gelmiştim. İşte yani nedir? Paul Muad'Dib yani Dune'un esas karakteri Paul Atreides vahiy yoluyla değil gelecekle ilgili öngörülerde bulunduğu için kahin diye çevirmek daha doğrudur falan işte. Kabalcı baskısında mesela Muad'Dib Müeddib, Fedakin Fedai, Hançeri Figan Billur Bıçak gibi. Kabalcı'nın kitaplarını yani Kabalcı'dan çıkan Frank Herbert'ın yazdığı 6 kitabı Dost Bey çevirmişti. Dost Körpe, Itaki'nin çevirmeni de o. Hatta Itaki için çeviriye başlarken eski çevirilerini gözden geçirerek yeniden yapmış. Bir de Kabalcı'nın kitaplarının boyu ufak olduğu için yazı boyutu da ufaktır böyle. Yani gözlerinizi yorabilir. Hani ya problem değil derseniz sıkıntı yok. Ama şu an ben okuyacak olsam Itaki'den başlarım onu söyleyeyim. Şimdi Dune serisinin esas kitapları Frank Herbert'ın yazdığı 6 kitaplık seridir. Gerçi 7. kitabı yazmaktayken ömrü vefa etmiyor. Burada bir parantez açayım. Frank Herbert'ın ölümünden sonra oğlu Brian Herbert bazı açıklamalarda bulunuyor. Ne diyor? İşte biz Kevin'le beraber babamın notlarını bulmuştuk. 7. kitabı aslında biz ikiye ayırarak yayınladık. Sandworms of Dune ve Hunters of Dune diye. Yani bu onların iddiası. Neticede Brian Herbert bir Christopher Tolkien değil. Kendi bir sürü hikaye yazmış. Evreni genişletebildiğince genişletmiş. Bunu da söyledikten sonra parantezi burada kapatalım. Aslında bu video Dune'a yeni başlayanlar, işte sağdan soldan duyanlar, filminden etkilenip gelenler için. Türkçe'ye çevrilen yayın sırasına göre söyleyeceğim. Frank Herbert'ın yazdığı orijinal serinin ilk kitabı Çöl Gezegeni Dune'dur. Şimdi diyelim ki Dune'dan haberiniz oldu. Önce bunu okuyacaksınız. Gittiniz, bunu aldınız, okudunuz. Dediniz ki ya bu ne biçim kitap işte çok ağır. Abi beğenmedim ben bunu. Hiçbir şey anlamadım. Tamam olabilir. Diğerlerine hiç başlamadan bu kitabı ya takaslayın ya da birine hediye ederek yolunuza devam edin. İlk kitabı okudunuz, beğendiniz. Sonra orijinal serinin diğer kitaplarını aldınız. Nedir bunlar? Sıraya göre Dun Mesihi, Dun'un Çocukları, Dun Tanrı İmparatoru, Dun'un Sapkınları, Dun Rahibeler Meclisi. Okuyup bitirdiniz. Dediniz ki ya tamam okuduk ettik de işte biraz kafa yaktı falan. Okey abi, problem değil. Burada da bırakın ve başka şeyler okuyun. Orijinal seriyi bitirdiniz. Hoşunuza gitti ve devam etmek istiyorsunuz. Tamam. Şimdi genişletilmiş evrene adım atabilirsiniz. Önce Hanedanlar üçlemesini okuyacaksınız. Atreides Hanedanı, Harkonnen Hanedanı, Corino Hanedanı. Bunlar daha önce Kabalcı'dan çıkmıştı ama şimdi Itaki bastı bunları birkaç ay evvel. Ardından daha sonra Cihat üçlemesi serisine başlayacaksınız. Nedir bunlar da? İşte Butlerian Cihadı, Makinelerin Seferi, Corin Savaşı. Kabalcı'nın baskıları ikinci el bulunabilir belki ama ben Itaki'nin çevirisini bekleyeceğim diyorsanız karar sizin. Bunları da bitirdikten sonra ya tamam ya devam diyeceksiniz. Tamam derseniz eyvallah buraya kadar okudunuz, epey de ufkunuzu açmıştır. Ama buradan sonra eğer devam derseniz işte kafayı bozdunuz. Bundan sonraki videoda anlatacaklarım devam diyenler için. Devam diyenler artık kronolojik sıraya geçebilirler. Zaten bazı insanlar da böyledir. Kronolojik sıradan okumak isterler illaki. Ben de onlardan biriyim bu arada söyleyeyim. Şimdilik diyeceklerim bunlardan ibaret. Kronolojik sıralamayı da bir sonraki bölümde anlatacağım. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.